Şimdi bu son bir haftada yapılan bu faaliyetler, bu dini saldırılar bile, özellikle eğitim alanında gerçekleşen faaliyetler aslında 2023-2024 eğitim öğretim yılının tam da özeti şeklinde. Biz bugüne kadar çağrılarımızı iktidara sürekli yaptık bundan vazgeçmesi için. Ancak iktidar ısrar ve inatla bunlara kulağını tıkayarak, hatta söylediklerimizin üzerine fazlasıyla birçok faaliyet gerçekleştirerek hiç kimseyi önemsememektedir. O yüzden altını çizerek söylüyorum. Bugün buradan çağrımız muhalefete ve ana muhalefetedir. İktidarın bütün alanları, laik ve demokratik yaşamı ortadan kaldıracak, laik eğitimi ortadan kaldıracak bu faaliyetleri karşısında daha etkin bir muhalefet yapmaya çağırıyoruz. Bunun altını da buradan bir kez daha çiziyoruz. Evet kıymetli basın emekçileri, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ile ilgili gene de birkaç istatistiği sizlerle paylaşmak istiyoruz. 14 Haziran Cuma günü sona erecek eğitim öğretim yılı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın örgün eğitim istatistiklerine göre Türkiye'de örgün eğitimde 17,5 milyon öğrenci bulunmakta. Toplam 75.019 eğitim kurumu, okul içinde devlete ait kurum ve okul sayısı 60.734 iken özel okulların sayısı da 14.281'e, yani %19'u ulaşmış durumda. Devlet okullarında okuyan öğrenci sayısı 15.887.000, özel okullarda okuyan öğrenci sayısı da bugün itibariyle 1.700.000'i bulmuş durumda. Türkiye çapında devlet ve özel okullarında toplam 1.154.383 öğretmen görev yapmakta. 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonu itibariyle devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin sayısı da 974.000'e ulaşmış durumda. Özel okullarda çalışan öğretmenlerin sayısı da 180.000 civarındadır. Ancak çeşitli etüt merkezlerinde ve kurs merkezlerinde çalışan, özel alanda çalışan eğitimci sayısı maalesef 400.000'i aşmış durumda. Aynı zamanda bugün devlet okullarında 90.000'e yakın ücretli, güvencesiz öğretmenin çalıştığını da sizlerle paylaşmış olalım. Eğitimde yaşanan sorunlar görüldüğü gibi devam etmekte. Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli vakıf ve derneklerle işbirliği halinde hayata geçirilen ÇEDES benzeri proje ve protokoller, başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmenler, eğitim emekçileri ve velileri doğrudan etkilemiş. Özellikle okullarda ve okul dışında yürütülen dini içerikli ÇEDES faaliyetleri, cami ziyaretleri, mezarlık temizliği, sınıfların içinde Kabe ve mezar maketleriyle yapılan dini ritüeller belirgin şekilde artmıştır. MESEM projesiyle öğrenciler, stajyer emeği ve beceri eğitimi adı altında patronlara ucuz iş gücü olarak pazarlanmaktadır. ÇEDES ve MESEM projelerini eğitimin Siyam ikizleri olarak tanımlamak mümkündür. Resmi verilere göre Türkiye'de resmi ve özel okullarda zorunlu örgün eğitim sisteminde kayıtlı 17.558.000 öğrenci varken maalesef bunların 442.643'ü sistem dışındadır. Yani neredeyse 450.000 öğrenci nerede olduğu, bu sistemin dışında kalıp ne yaptığı belli değildir. Eğitimin bütün kademelerinde, özellikle orta öğretimde okullaşma oranında bölgesel farklılıklar devam etmekte. Kız çocuklarının okullaşma oranında görece artış olmasına rağmen bu artışın mezuniyet oranlarına birebir yansıdığını söylemek mümkün değildir. Milli Eğitim'in açıkladığı veriler okul terki ve devamsızlık konusunda en sıkıntılı kurumların orta öğretim kurumları olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra okullarda kayıt parası istenmesi, beslenme ve servis sorunları, kırtasiye, üniforma fiyatlarının 2-3 kat artması okul devamsızlığını artırıcı rol oynamaktadır. Çocuklar ve haklarına yönelik tehditler de devam ediyor. Çocuklar sağlıklı gıdaya, suya, eğitime erişememekte, çocuk yaşta evlendirilmekte, istismara uğramakta ve tutuklanmaktadır.
son yıllarda çocukların eğitime erişim hakkı başta olmak üzere en temel haklardan faydalanması ciddi oranda azalmıştır. Türkiye'de son 22 yılda 17 yaşın altında doğum yapan çocuk sayısı maalesef 577 binin üzerine çıkmıştır. Öğrencilerin beslenme sorunu acil çözüm bekliyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında öne çıkan sorunlardan en önemlisi öğrencilerin beslenme sorunlarına ilişkin olmuştur. Türkiye'de çok sayıda öğrenci okula kahvaltı yapmadan gitmekte, yine birçok öğrencinin okulda yemek yemeden günü tamamladığı ve eve döndüğü görülmektedir. Çocuklar için beslenmenin önemli olduğu koşullarda süt, yumurta, peynir, zeytin gibi temel gıda ürünlerinin fiyatı 3-4 kat artmıştır. Aileler eti, sütü, meyveyi, kuru yemişi, geçelim yumurtayı, peyniri ve zeytini bile alamaz hale gelmiştir. Türkiye, OECD ülkeler arasında çocuk yoksulluğunda ilk sıradadır. Türkiye'de bugün her 5 çocuktan biri derin yoksulluk sorunlarıyla yüzleşmekte, yeterli ve besleyici gıdaya ulaşamamaktadır. Kamu kaynakları maalesef bu durumda bile özel okullara aktarılmaya devam ediyor. Türkiye gelir eşitsizliği bakımından Avrupa'daki ikinci, OECD ülkeler arasında 4. sırada yer alırken ülkedeki okulların 5'te birinin özel sektöre ait olması çok büyük bir çelişkidir. Kamusal bir hak olan eğitim geçtiğimiz yıllar içinde adım adım piyasa süreci içine çekilmiş ve eğitim hizmetleri önemli ölçüde ticarileştirilmiştir. Türkiye'de özel eğitimin örgün eğitim içindeki payı 2002'de %1.9 iken bugün bu rakam %10'lara ulaşmış durumda. Özel okulların devlet okulları oranı ise tarihte ilk kez %24'ün üstüne çıkmıştır. İktidarın siyasal hedeflerine göre hazırlanan yeni müfredatı reddediyoruz. Zaten buna dair uzun süredir basına da çok ciddi sayıda bilgiler verdik. Sonuç itibariyle öğrencileri düşünmekten, eleştire bakmaktan uzak tutan dini ritüeller etrafında bir kutsala dayandırılarak olayları açıklama merkezli bu müfredatı tümüyle reddettiğimizi kısa bir süre önce kamuoyuyla paylaşmıştık. Ana dilde eğitim sorunu hala çözüm bekliyor. Genel olarak eğitimin, özel olarak ana dilde eğitimin temel bir insan hakkı olduğu görüşü dünya çapında kabul görmüş, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çok sayıda uluslararası örgütün kararlarıyla da kabul edilmiştir. Ana dilinde eğitim, çocukların zihinsel gelişimlerinin, öğrenme yeteneklerinin ve sağlıklı bir kimlik edinmelerinin olmazsa olmaz koşuludur. Bütün bunlar karşısında iktidardan güç ve destek alan gerici güçlerin tüm tehdit ve provokasyon girişimlerine rağmen laik eğitim ve laik yaşam mücadelemiz kesintisiz devam edecektir.